Çünkü konuşurken bunları böyle yapmamız lazım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz abi, nasıl geçiyor korona günleri diye. Nasıl geçiyor? İyi geçiyor, yani sokağa çıkmıyoruz. Yani bugün İstanbul'da önemli bir görüşmem vardı, geldim. Yani döneceğim yani, akşamda tekrar döneceğim. Bir gün, iki günlüğüne izin aldım. Zaten normal vatandaşlar gibi 72 saat herkes gibi olduğu gibi bize de öyle izin veriyorlar. İzin aldık. Mustafa ile beraber araçla gelip gidiyoruz zaten. Mustafa demişken Mustafa'nın saçları gitti. Biraz uzadı şu anda. Ya. Biraz uzadı Mustafa'nın saçları. Aynı şeyi Mustafa yapsa acaba sizin tepkiniz ne olurdu? Herkes onu konuşuyor. Şu an Mesut, şu an Mustafa neyin peşinde biliyor musunuz? Babacığım, sen benim saçımı kestin. Sana da diyor sakalı bırakmışsın diyor. Çok uzun, iyi de olmuş diyor. Gel diyor, çok karizma olursun diyor. Saçını bir benim gibi yapalım. Şu an beni ikna etmiş. İkna etti. Etmiş. Herhalde yani bugün yani İzmir'e... Mustafa mı kuaförü peki? Yok, Mustafa yapacak. Öyle mi? Mustafa yapacak. İstiyor musunuz çekimi de? Valla şu an beni ikna etmiş ama daha tamamlamadım. Ama bugün herhalde büyük ihtimalle yapacağım. Yani yine sakalımı... Evet, sakalımı böyle bırakacağım. Yani değişik, nasıl olsa sahne yok. Yani... malum bu koronavirüsün inşallah kısa zaman içinde normale hayatımız tabii peydir pey olacak bu, yani bir anda her şey olmasın, çünkü bu işi ciddiye almak lazım. Yani ben bazı medyanın önündeki insanlara büyük zararlar gelince halkın daha çok dikkatini çekiyor. Mesela ben bir hocamızın, o Ömer Hoca'nın ölümü bana çok beni etkilemişti. Çünkü ben de orada birlikte de tanışıyordum da, Allah rahmet eylesin. Hani bir anda şaşırttı beni. 52 yaşında adam, demek ki bu hepimizde sirayet edebilir. Yani bunu çok ciddiye almamız lazım. Onu rica ediyoruz. Evde kal çağrısına, yani Sağlık Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, bütün herkesin, hükümetin, hükümet yetkililerin bütün söylemlerini dikkate almamız lazım. Bizler de canımızın kıymetini bilmeliyiz, biliyor musun? İnsanız çünkü. Ondan değerli hiçbir şey yok yani. Hayatımızdan kıymetli hiçbir şey yok. Onun için kurallara uyuyoruz. Ben tabii, Mustafa var, Ali Üşa, büyüklerle beraber kendimi onlarla, başka bir kimseyle görüşmüyorum. Kendimizi böyle atmışız bir katta, yaşıyoruz yani. İzzet Bey, bir de hayatımızı daha çok sorguladığımız bir dönem oldu hepimiz için. Sizin böyle kendinizde sorguladığınız şeyler oldu mu? Oldu. Böyle küs olduğunuz, aradığınız, barıştığınız insanlar oldu mu? Küslükle ilgili yok. Yani bunu desem, yaptım desem yalan olur. Yani zaten çok küs olduğum var tabii ki. Yani istisna insanlar, istisna yani. İnsanlar vardır yani mutlaka. Ama hayır, öyle değil. Sorguladığım başka şey oldu. Gerçekten hayatın boş olduğunu, biz bunu sorgulamamız lazım. Yani evet, imkanları olan insanlar için tabii ki bu süreç çok dokunmaz. Ama imkanları olmayan için çok zor süreçtir aslında. Ama yüzleştiğimizde de, varlıkla ilgili yüzleştiğimizde de, hayatın boş olduğunu, herhangi bir şeyin gelip senin hayatına mal olabileceğini, bir virüsün hayatına mal olabileceğini, işte evden çıkamıyoruz. Malın olsa, paran olsa, mülkün olsa ne yazar? Oturuyorsun işte. Biliyorsun, yiyecek içeceğimizi aldık şimdi. Orucuz. Allah kabul etsin herkesin orucunda bu arada. Tüm Müslüman aleminde. Yani başka bir şey yok. Oturuyoruz evde. Televizyon izliyoruz. Açıklamanıza benzer bir açıklamayı Serdar Ortaç yapmıştı. Sanat camiasından bunu üzerine alınan, çok sert tepkiler verenler oldu. Sizin daha önce tartıştığınız bir isim, mesela Demet Akalın. Serdar Bey'in açıklaması vardı işte, yatların katların olsan olurdu dedikten sonra. Üzerine alıp bayağı saygıldı Serdar Bey. Ya tabii ben Serdar'a katılıyorum. Yani Serdar tabii, kardeşim Allah yardımcısı da olsun, rahatsızlığıyla da ötürü bunu ifade etmek istiyorum. Serdar şu an çok, gerçekten çok büyük bir varlık hayatın içinden. Şu an bir de normal bir sürece geçtiğini, ben onu farklı ifadem yanlış anlaşılmasın, yokluk açısından söylemiyorum ama ciddi manada Serdar'ın ultra lüks yaşadığını, hayatı muhteşem yaşadığını şahitlerden biriyim yani. Şimdi de çok standart bir hayatın içinde, rahatsızlığı nedeniyle, işlerinden, hayatından, evlilikleriyle ilgili bir sürü özel hayatında sıkıntılar oluştu, hastalığından dolayı da. Haklı, en doğru o bilir. Yani Allah kimseyi bu denli düşürmesin, doğru. Yatların, katların olsanı yazar yani biraz. Daha ki sakin bir yüzleşmemiz lazım hayatla. Bu önemli yani.
müzik dünyasında geri plandaki insanları da çok etkiledi. İşte sizin sazlarınız falan. Onlarla ilgili konuşuyor musunuz? Destek veriyor musunuz? Nasıl? Ben onunla ilgili de evet haklısın. Ne yaptığımız tabii ki konuşulmaz mutlaka da yapılan yardımlarla ilgili. Ama ben sazların çok mağdur olduğunu şu an ifade etmek istiyorum bununla ilgili. Biz birer defa yapabiliriz atıyorum sanatçıların ne kadar bir ailenin giderini karşılayabilir ki yani bunu bir plan yapılması lazım. Plan yapılması lazım ama bunu da düşünecek bir merci var. Olmalı yani bence. Çünkü biz hadi imkanlarımız var çok şükür. Bizler oturabiliyoruz. Bütün ailemize kendimize bakabiliyoruz. İmkanlarımız var tamam. Ama olmayanlar, günlük yaşayanlar ne olacak? Onlarla ilgili tabii endişelerimiz var. Ama hükümetimizin birçok böyle iyileştirmelerle ilgili her gün bir paket açıkladıklarını yardımlarla ilgili. Yani yetişebildiklerinde sanıyorum az da çok da olsa yetişiyorlar. Hepimiz bir yerden tutacağız mutlaka yani bu süreçler zor bir süreç ama geçecek. Yani bu ama kısa bir vade de değil yani bu ben sanmıyorum. Yani böyle bir ay, iki ay falan ben sanmıyorum. Yani bu çok rahat bir üç ay, hele turizm, ben turizm işi yapıyorum. Yani turizmin içindeyim, bütün oteller kapalı. Yani baktığınızda turizmle ilgili ben mesela şunu beklerdim. Bütün turizm alanında olan kredilerin yapılandırmasını sağ olsunlar bu kararı aldılar ama faiz oranlarını çok düşürmeleri lazımdı. Yani devlet bankaları 1,5 ay mı 3 ay mı böyle bir açıklamalar var. Faiz almıyor ama ben devlet bankasıyla çalışmıyorum örneğin. Veya herhangi bir yatırımcı devlet bankasıyla çalışmayan tamam öteleme doğrudur. Zaten bankalar da yapıyordu bunu. Ödemesini yapamayanlar yapıyordu ama şurada şunu yapmaları lazımdı. Yani 12-15 faizler, 16 faizlerden yani minimize edilmeliydi. Yani bir 7,5'a %50 düşürülmeliydi. Ama şu an yok. Ben ötelemişim ama faizini ödüyorum. Yani bir tek bu süreçte Turizm Bakanımızın yani Cumhurbaşkanımızın bu konuya gerçek. Zaten Turizm Bakanımızın kaç tane oteli var? Kendi zaten işin içinde bir insan yani. Şu an bütün oteller kapalı ve herkes mağdur. Yani bu bir kesinlikle böyle bir yanlış algılamaya yol açmasın. Bu yönden iyileştirme beklerdik biz. Hani faiz oranı alınmaması açısından. Tabii. Şimdi ben çalışmıyorum. Borcum var bankaya. Adam bana tamam diyor yani ödeme diyor İzzetciğim diyor. Ama diyor ki faizini getireceksin bana. O zaman ben neyle kazanıyorum? İşçime şu an ücretli izine çıkarmışım. Haliyle bir sürü insan çalışıyor yanımızda. Benim şu an resmi kayıt olarak 286 tane kayıtlı resmi çalışanım var. Beraber olduğum, beraber birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Şimdi düşünebiliyor musunuz bunu? Ben ne kadar dayanabilirim? Borcum olmasa dayanırım. Derim ki önemli değil. Ben bir şey üstüne katmayayım. Allah bana verdiğini almasın. Vereceğini de hayırlısı versin. Yoksa vermesin. Bana yeter diyorum örneğin. Ben öyle kanaat edenlerden biriyim kendim şahsı olarak. Ama peki diğerleri ne olacak? Ben onların maaşlarını, SGK'larını hadi sağ olsun devletin bak mesela şu şeyleri de çok iyi. SGK'ların yüzde izine ayırdığımız insanların %60 maaşlarını ödemeleri. Bunlar çok güzel şeyler aslında. Bir tek faiz. Siz çevrenizdeki insanlara hani uzatmanın yardım etmeye çalışmasını Cerrahpaşa'da Sabitlilik Hastanesi'ndeki doktorlara da bir yet yaptınız. Devlet yet yaptınız. Doktorların paylaşımı da hatta ortaya çıktı. Siz herhangi bir bununla alakalı bir şey söylemediniz. Güzel bir jest. Doktorlar da teşekkür etti doğrusu. Ben teşekkür ediyorum onlara. Aslında en başta teşekkür etmemiz gereken sağlık çalışanlarına çok teşekkür etmemiz lazım. Onlar hayatı bahasına hasta olan insanlara hayatı bahasına yardım ediyorlar. Ve üstlerinde onlara elinden geldiği kadar hayatı bahasına hizmet ediyorlar. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Bu yapılan şeylerin gösterilmesi benim açımdan doğru değil. Ben nasıl yapabilirim? Ve biz daha çok şeyler yapıyoruz ama bunların birçoğu da görünmüyor tabii ki mutlaka. Sağ olsunlar ben onlara teşekkür ediyorum. Öyle bir nezaket göstermişler, paylaşım yapmışlar. Biz onun gibi yüzlerce, binlerce yapmamız lazım. Yetişebildiği ibadet kabahat gizlidir ya. Yani biz bunları yetişebildiğimizi yapıyoruz aslında. Ama en büyük yapması gereken devletimizdir. Devlet babamız başımızda olmalı.
halkına sahip çıkmalı. Ve onu da yapmaya çalışıyorlar zaten. Yetişebildiklerine yetişiyorlar. Allah razı olsun onlardan da. Ama bizler de iş adamları olarak, bizler de imkan sahibi olanlar da bu tür şeylere yetişmemiz lazım. Son olarak dün piyano çaldınız, Alişan Bey de yorum yaptı altına, iki parmak diye. Ya bu Alişan ilk böyle bu enteresan yorumlar senden geliyor. Ama teşekkür ediyorum, onu çok seviyorum ben de kardeşimi. Dün bana gece oturdum, parça okudum böyle. Yani bir daha hatta bu böyle bir duygusal bir konuşma da yaptım. Doğru olandı yaptığım. Yani şehitlerimize gönderdim. Bu mübarek Ramazan'da şehitlerimiz oldu. Onlarla ilgili böyle duygulu oturdum, parça okudum. Hemen altına yazmış. Sana çok iki parmaklı piyano siparişi verdim. Ya arkadaş ben ben neydi bizim Fazıl Say değilim ki ben. Ben işte oturduk, Mustafa da bağlamayı eline aldı. Beraber o da bir tek notadan beraber okuyoruz. Amacımız oradan ses almak. Ama ilk dalga geçenlerden biri benden Alişan. Kaçırmadım. Ben ne yazdım? Dedim ki lütfen teşekkür ediyorum kardeşim, bekliyorum dedim. Bekliyorum. Alsın, bekliyorum. Ben... Almadığında seni ifşa edeceğim. Belki bir gün siz çalarsınız, o söyler. Ha o da olur. O da olur. Ha, iki parmak ben çalarım, o söylesin. Evet, Alişan olursa zaten iki parmak olur en fazla. Evet doğru. Peki abi, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.